Merhaba arkadaşlar, İngilizce 4 bunlar çıkara hepiniz hoş geldiniz. My sister is responsible for blah 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 at home. Sevgili arkadaşlar, responsible for kalıbı bir şeyden sorumlu olmak anlamına gelir. Evde şu şu sorumluluğu var benim kız kardeşimin diyeceğiz. Şimdi resimle uygun bir cevap vermemiz gerekiyor. A şıkkındaki taking out the garbage çöpü dışarı atmak demek. B şıkkındaki setting the table masayı kurmak, sofrayı hazırlamak demek. C şıkkındaki planting trees ağaç dikmek demek arkadaşlar. D şıkkındaki dusting the furniture toz almak demek. Şimdi resimde en uygun olan B şıkkındaki setting the table. The book is blah 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 by her. Arkadaşlar burada pasif bir yapı var. Pasif yapı neydi? Edilgen cümlelerde özne eylemi yapan değil, eylemden etkilenendi arkadaşlar. Yani önemli olan olayın kendisiydi. By'dan sonra kullandığımız kısım eylemi yapan kişiyi illa belirtmek istiyorsak kullanılıyor arkadaşlar. İşte my car is repaired by the repairman. Burada tamir edeni belirtmek için ifadeyi kullanmış oluyoruz. Şimdi cümleye bakalım. Bir de bu cümlelerde unutmamanız gereken şey şu. Ne olursa olsun emizlerden sonra fiil üçüncü haliyle kullanılıyor. Pasif yapıda olduğu için, bir işin yapıldığını gösterdiği için. Şimdi cümleye bakalım. The book is, kitap diyor, onun tarafından ne yapıldı? A şıkkındaki told, söylemek. B şıkkındaki spoken, konuşmak. Speak fiilin üçüncü hali. C şıkkındaki written, yazmak fiilinin, write fiilin üçüncü hali. D şıkkındaki broken da kırmak fiilinin üçüncü hali arkadaşlar. Burada kitap onun tarafından yazıldı diyeceğiz. C şıkkındaki written doğru cevabımız. Yine bir sıfat cümleciği sorusu. I love the dog. Ben diyor köpeği severim. Blah blah walks around our home. Hangi köpekten bahsediyor? Evimizin etrafında dolaşan, orada yürüyen köpeği severim diyor. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Nokta 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 diye gösterilen yerin ön kısmına bir bakalım. Neden bahsetmiş köpekten? Bizim nitelendirmemiz gereken şey orada köpek. A şıkkındaki ver arkasından yer ismi getirir arkadaşlar. Yerle ilgili şeylerde. B şıkkındaki which cansız varlıklar ve hayvanlarda kullanılırdı. Köpek hayvan olduğu için doğru cevabımız which. C şıkkındaki when zaman gösterirken kullanılırdı. Ve D şıkkındaki who kişiyle ilgili olan bağlama zamiriydi. Burada I sizi yanıltmasın. Ben diyor köpeği severim. Bizim nesnemiz köpek. Biz köpek için açıklama yapıyoruz.